Kurumlar aracılığı ile kurban kesilebilir mi? Hanefi mezhebinde kurban e, ibadetinde kişinin kurbanını bizatihi kendisinin kesmesi veya kesilecek olan kurbanının başında o mecliste bulunması şart olmadığından dolayı güvenilir dini kurumlara ve e, fıkhi bir takım e, uygulamalara, hassas uygulamalara riayet edilebilecek kurumlar vasıtasıyla kurban kesilebilecektir. Burada bizim vatandaşa tavsiyemiz sadece dini bir kurum olmasından öte, fıkhi uygulamalara da hakim ve bunları yerine getirebilecek vatan, kurumlar seçilip, bu kurumlar aracılığı ile kurbanın kesilmesidir. Çünkü burada kurumun, ee, dini bir kurum olması yeterli değildir. Dini kurum olmakla beraber e, fıkhi bir takım ahkamı da bilen ve tatbik eden bir kurum olması gerekecektir. Zira biraz sonra onlardan bahsedeceğiz. Şimdi kurumlar arasıcılığıyla kurbanın kesmesinin caiz olması Hanefi mezhebinde şu şekilde anlatılır. Bir. Hanefi mezhebinde kurban ibadetinde bizatihi kişi keseceği kurbanı kendi kesmesinin vücubiyetinden bahsedilmez. Bundan dolayı bugün günümüzde olduğu gibi kurbanı daha güzel kesen kasaplar vasıtasıyla kesilebilir. Kişinin kendi kurbanını kendisinin kesmesi Hanefi mezhebinde müstahaptır. Zira Allah Resulü'nden farklı farklı rivayetlerde kendi kurbanının iki tane işte semiz hayvanını kendisi kestiği rivayet edilmektedir ve kişinin bizatihi kendisinin kesmesi müstahaptır diye geçmektedir. İkinci olarak kendisi kesmeyip e, kendi kurbanını kesiliyorken o mecliste bulunma meselesi ise Hanefi mezhebinde yine aynı şekilde müstahaptır. Yani farz, vacip veya sünnet değildir. Yapılması güzel olan şeydir. Zira bu hususta Fatıma annemize Allah Resulü ey Fatıma git kurbanının başında dur zira onun ilk damlası sana af ve mağfiret eder ve yarın sıra e, mizanda onun ağırlığının 70 katı senin has sana hasene olarak eklenecektir buyurur. Bundan dolayı bu hadisten dolayı efendimiz Fatıma annemize git ve başında bir bekle dediğinden dolayı Hanefi mezhebinde kurban ibadetinde kişi kurbanını kesiyorken başında durması farz vacip değildir. Bilakis müstehaptır. Şimdi bu şekilde kişinin kurbanını kendisi kesmesi vacip olmayınca, aynı şekilde kurbanı kesiliyorken başında durmak vacip olmayınca vekalet vasıtası ile bireyler veya kurumlar aracılığı ile de kurban kesilebilecektir. Ancak özellikle bu kurumlar aracılığı ile kesiliyorken dikkat edilmesi gerekir. Zira kurumun güvenili bir kurum ötü olması veya dini bir kurum olması başka bir şeydir. Kurumun sizin kurbanınızı keserken fıkhi ahkama veya fıkhi tatbik edilmesi gereken şartlara tas tamam riayet edip etmemesi başka bir konudur. Söz gelimi bugün günümüzde çokça bize arayıp sunuldu veya bizim duymuş olduğumuz bu kurumlar vasıtasıyla ki kurban kesmede bazı problemli durumlar oluyordur. Örneğin e, kurum kurbanını keseceği zamanda şöyle bir durum oluyor. Söz gelimi kurum e, havuzda Kurbanını keseceği bireylerin hepsinden aynı rakamda diyelim biner TL kurban hissesi topladı. Bunun için bu kurbanı keseceği zamanda biner TL topladı. Ancak bu toplamış olduğu paraların kimisini uzak doğu gibi işte Türkmen ülkelerinde olduğu gibi şey işte hayvancılığın ucuz olmuş olduğu yerlerde işte 100 TL, 200 TL'ye kesiyordur. Kimisini de Filistin gibi işte İslamiyet'in garip olmuş olduğu, mazlum olduğu ama hayvancılığın pahalı olmuş olduğu yerlerde kesiliyordur. Burada işte Doğu Türkmenistan'da işte veya işte Uzak Doğu'da kesilen, Türkmen ülkelerinde kesilen kurban hisse, hisse bedelinden belli bir fark çıkıyordur. O farkı Filistin gibi veya özellikle batılı ülkelerde kurban kesiliyorken orada Müslümanlara dağıtmak için kesilen kurbanlardakinin üzerine ekliyorlardır. Yani orada 300 TL'ye kurban kesildiyse oradan altan 700 TL'ye burada Filistin'de kesilecek olan 1000 TL'lik kurban hisse bedelini ekliyordur. Halbuki burada Filistin'de kurban kesecek ve kesmek için vekalen ve vekalet veren Ahmet Efendi kendisi bu benim 1000 TL'mle kurban kesin diye vekalet vermiştir. Bundan dolayı onun rızası olmadan onun izni olmadan ona bu şekilde hibede bulunmak doğru olmayacaktır. İkinci olarak kurban kesiliyorken kurbanın bu şekilde kurban organizasyonu yapan kurumlarda şu şekilde bazı durumlar kulağımıza gelmektedir. Kurban kesileceği zaman da bu organizasyon ciddi bir organizasyondur. Bu kurumlar bu organizasyonların işte çalışan masrafları, işte nakliye masrafları, kasap masrafları, o masrafları, bu masrafları vardır. Bu masrafları bireylerin hisse bedeli olarak vermiş olduğu bedellerden işte e, kamyon parası, işçi parası, bu tür masrafları tutup bireyin vermiş olduğu paradan alınıyordur. Bu da yine aynı şekilde fıkan hoş olan bir durum değildir. Çünkü birey orada vekaletini veriyorken ya genel ve esnek olarak şunu vermelidir. Benim adıma şu parayla kurbanımı kesin. Nasıl keserseniz kesin şeklinde. İşte ister 1000 lirayla, ister 500 lirayla, ister 600 lirayla. Ne kadar olursa olsun yeter ki üzerinden vücubiyeti düşürün şekliyle bir vekalet alınacak olsa bu demiş olduğumuz problem olmaz. Çünkü o zaman kurum zaten işte belli bir takım masraflarını karşılayabileceğine dair izin alıyordur. Ya da kurum vatandaşa şunu telkin edecektir. Bu paranızla artan paralarda işte ihtiyaç duyulan ihtiyaç duyulan taraflarda harcama yapılacaktır şeklinde bir ikaz, bir karşı tarafa bir telkinde, bir bilgilendirmede bulunmalıdır. Zira birey şunu isteyebilir. Benim vermiş olduğum 1000 TL'mle benim adıma kurban kesilsin. 900'e inmesin bu para. Bunu isteyebilecektir. Bu kişiye bunun haberi verilmesidir. Yani biz gerektiğinde hayvanı ucuz fiyata bulacak olursak sizin paranızdan artan şeyleri cebimize atmayacağız. Kendi şahsi menfaatimize değil ama kurum içi masraflarda kullanılabileceğiz. Bu şekilde bir karşı tarafa bilgilendirme söz konusudur. Bu bahsetmiş olduğumuz uygulamalar dışında kurumlar vasıtasıyla ki kurban kesmelerde yine birkaç tane de problem söz konusu oluyordur. Hasılı kurumlar arasıyla kural olarak Hanefi mezhebinde kurban kesmede herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Ancak kurumlarla kesiliyorken fıkhi ahkamı tatbik edilecek kurumların bulunması veya araştırılması tavsiye edilmektedir. Yoksa genel olarak şöyle bir hüküm verilmek asla doğru olmayacaktır. Kurumlar vasıtasıyla kurban kesmek caiz değildir. Böyle bir şey söz konusu olmaz zira bu vekalettir. Kurbanda vekalet Hanifi mezhebinde hılafsız sahihtir. Ancak burada kur kurumlar arasıyla kurban kesmek sahih olduğu gibi çevreden kurbanla kurban uygulamalarında bir takım problemli uygulamalar duyulmaktadır. Vatandaşa ki tavsiyemiz şudur. Kurbanınızı keseceğiniz kurumu ya araştırın e veya güvenilirliğiyle kendini ispatlamış olan bir kurum aracılığıyla kesin.